karnesi ortada. Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan'ın ve Frontex'in desteğiyle bu göçmenlere, mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler yönetim olarak Yunanistan'ın bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim, Frontex suç ortaklığı yapıyor ve en son yine Türk karasularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirdiği de ortaya çıktı. Yani bunlar şöyle düşünüyor, biz her şeyi yaparız, bunu da Türkiye'nin üzerine atarız ya da transit ülkelere atarız ve buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada, biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi Yunanistan'ın görüntüleri çokça yansıdığı o botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor. Diğer taraftan yine sınırda çırılçıplak insanların donarak nasıl öldüğünü görüyoruz, gördük. Ve en son Türkiye-Yunanistan sınırında 19, yanlış hatırlamıyorsam, mülteci donarak ölmüştü ve çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan bunları geri iterken bir de üzerindeki her şeyi el koyuyor, bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik ve diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atma ya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen, sadece doğru kabul eden değil, kabul etmek isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkeler de var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur. İçişleri Bakanlığımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı, yapıyor. Biz Türkiye olarak bugüne kadar, evet, göçmen meselesi, mülteci meselesi dünyanın bir sorunudur. Bugün Covid öncesi 70-80 milyon olan yerin ülkesini terk etmiş insan sayısı 100 milyonu geçti. Bu dünyada bir sorundur. Ama Türkiye olarak, Türkiye için de kolay bir durum değil. Bir taraftan insani bir konu, bir taraftan toplumsal bir konu. Hatta son zamanlarda bazı siyasilerin de suistimal etmesiyle siyasi bir sorun hale geldi. Ama biz insani açıdan bakmayı hiçbir zaman unutmadık, ihmal etmedik. İnsana yaraşır bir şekilde bizim kim olursa olsun davranmak, geri gidecekse de yine onurlu bir şekilde olması lazım ki 520 binden fazla Suriyelinin Suriye'ye dönmesi de gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Afganistan'a, Pakistan'a, göçmenlerin geldiği ülkelere, kaynak ülkelere gönderdiğimiz yine o ülkelerin vatandaşlarını da aynı anlayışla ve o ülkelerle işbirliği yaparak gönderdik. Dolayısıyla Yunanistan'ın işte yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıyı bile beklemedi, yalanları ortaya çıktı. Teşekkür ediyorum. Azərbaycan televiziyonundan Neymət Əkbərli. Sayın Bakanım, məlum, 2-ci Qarabağ Savaşında Ermənistanın qaybettikdən sonra kendi yükümlülüğünü kabul etmiyor. Bununla ilgili Türk Dövlətləri Təşkilatının ister kamuoyuna, uluslararası kamuoyuna, isterse de uluslararası örgütlere bir bildirgesi var mı? Yani böyle bir plan var mı? Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Karabağ zaferinden sonra Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Gecikmeli de olsa
Ermenistan'ın da buna olumlu cevap verdiğini görüyoruz. Diğer taraftan yine üçlü anlaşmada hayata geçirilecek projeler de vardı. Bu projelerin tanımı, sıfatının ne olduğu önemli değil. Laçin'le Zengezur'un aynı statüde olması gerektiğini Azerbaycan haklı olarak söylüyor. Ama bundan bağımsız olarak bu projelerin de hayata geçirilmesi lazım. Yine sınırlarla ilgili ortak bir komisyon kurma kararı alındı ve bunun da hayata geçirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan Dışişleri Bakanlarını, Ceyhun kardeşimle Ararat Mirzoyan'ı bu barış anlaşması müzakerelerinin başlaması için görevlendirildiler ve bu müzakerelerin de hızlanarak devam etmesi lazım. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzur için son derece önemlidir. Refah için de son derece önemlidir. Ayrıca bizim de biliyorsunuz Ermenistan'la bir normalleşme sürecimiz başladı. Tabii ki bunu Can Azerbaycan'la da uyumlu ve koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Bu kaçınılmaz. Sonuçta Ermenistan'ın artık Azerbaycan topraklarını geri aldı. Yani provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini daha önce de söyledik. Ve bir yol haritası belirlendi. Buna odaklanması gerekiyor. Ermenistan'ın da buna çok ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var. Varılan mutabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Esra Keskin, A Haber. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji ve gıda krizi tüm dünyayı etkiledi. Konuyla alakalı Türk Devletleri Teşkilatı olarak belirlenen ortak bir adım var mıdır? Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle Kuzey Koridor'un bir alternatif olarak, yani alternatif olmaktan çıkmasıyla birlikte herkes Doğu Batı Orta Koridor'a odaklandı. Bu Hazar geçişli Orta Koridor'dan bahsediyoruz ve bu güzergahta kimler var? Bugüne kadar zaten Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan olarak biz önemli projeleri hayata geçirdik. Ve üçlü ve dörtlü formatlarda da bu işbirliğinin güçlendirilmesi için adımlar attık, çaba sarf ediyoruz. Ve son zamanlarda özellikle enerji krizinin ortaya çıkması ve taşımacılıkta ciddi sorunların olmasıyla beraber bu orta koridorun stratejik önemi arttı. Biz üçlü formatları hayata geçirdik. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısını Bakü'de gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı Kazakistan'da, Aktau'da gerçekleştireceğiz. Ulaştırma Bakanlarımız şimdi bir çalışma grubu oluşturdular ve projeler üzerinde çalışıyorlar. Diğer taraftan yine Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısını Taşkent'te gerçekleştirdik. Ve bir sonraki toplantıya Türkiye olarak biz ev sahipliği yapacağız. Tabii ilk toplantılarda somut projelerin ya da kararların alınması beklenmezdi. Ama şimdi ikinci toplantılarda artık somut adımlar atmak istiyoruz. Bir taraftan taşımacılık, diğer taraftan enerji koridorları ki enerji bakanlarımızı da dahil edeceğiz. Özellikle Rusya'nın Avrupa'ya giden gazının kesilmesi sebebiyle yine Azerbaycan üzerinden gelen petrol ve boru hatlarının da önemi arttı. Buna diğer kardeş ülkelerdeki gazın da özellikle bağlanmasıyla arz güvenliği bakımından da bizim Orta Asya'nın ve yine bu koridorun, orta koridorun önemi daha da arttı. Bu atacağımız adımların gıda krizinin çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır. Tahıl krizinin tahıl anlaşmasıyla çözülmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tahıl fiyatlarının bile düşmesi sanırım 2008'lerden sonra en büyük düşüşü yaşadı. Tahıl fiyatlarında biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim beraber atacağımız adımlar
hem kendi çıkarlarımız için çok önemli adımlar olacak, hem de enerji ve gıda krizinin hafifletilmesi bakımından da son derece önemlidir. Bugün bunları da gerçekleştirdiğimiz toplantıda ele aldık. Ramin Hüseyinov, Azerbaycan İctimai Televizyonu'nun Sayın Bakanım. Fransa Prezidenti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen günlerde Ermenistan'ın çıkarlarına hizmet eden skandal ve kışkırtıcı açıklamalar etti. Bu açıklamalar hakkında fikirlerinizi bilmek isterdik. Maalesef Fransa ve Macron objektif olamıyorlar. Tabii objektif olamayınca dürüst olamaz. Ya da tam tersi diyelim yani. Şimdi bir taraftan arabuluculuk yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de Rusya ve Ukrayna arasında kolaylaştırıcı, bazen de arabulucu rolümüzü devam ettiriyoruz. Bizim her tüm konularda çok açık, net, ilkeli, adaletli davrandığımız ve konuştuğumuz ortada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev Macron'un teklifini kabul etti. Prag'da dörtlü toplantı gerçekleştirdiler. Yani Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Charles Michel ve de Macron. Şimdi bu toplantıda bile anladığım kadarıyla bu toplantıyı bile Azerbaycan üzerinde baskı kurmak için gerçekleştirmişler. Ya şimdi artık sizin karşınızda her söylediğinizi kabul eden bir Azerbaycan yok. Bir Türkiye yok, bir Türk dünyası yok. Bunu her şeyden önce kabullenmeniz lazım. Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. Provokasyonu yapan ortada. İşgalcinin kim olduğunu herkes biliyordu. Zaten 30 yıl Karabağ problemi niye çözülmedi? Bu Minsk üçlüsünün hepsinin de Rusya'da dahil, Rusya, ABD, Fransa hepsinin tek yanlı politika izlemesinden. Yani koşulsuz Azerbaycan'a, özür dilerim, Ermenistan'a destek vermesinden. Sorun o yüzden çözülemedi. Azerbaycan 30 sene sabretti. Baktı ki bunlardan hiçbir hayır yok. Kendi göbeğini kendi kesti, topraklarını geri aldı. İşgal edilmiş topraklarını geri aldı. Şimdi Azerbaycan'ın uluslararası kabul edilmiş sınırları ortada. Hangi BM Güvenlik Konseyi'nde var Karabağ'ın, Ermenistan'ın olduğu? Nerede söyleniyor? Hiçbir yerde söylenmiyor. Tam tersine Azerbaycan'ın sınır bütünlüğü içinde görünüyor. Şimdi bir taraftan uluslararası hukuk diyeceksin, anlaşmalar diyeceksin, sözleşmeler diyeceksin. Diğer taraftan bunun tersine sadece duygusal veya popülist düşünerek bunun tersini söyleyeceksin. Daha ne diyeyim? Merhabalar efendim. Tural Asadov, AP Haber Ajansı, CBC TV, Azerbaycan'dan. Efendim siz geçen Katarlı mevkidaşınızla görüş zamanı söylemiştiniz ki özel temsilcilerin görüşleri bir anlaşmaya varıldı. Türkiye ve Ermenistan'da diye gerçekleştirilecek. Bir tarih belli olmuş mu? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti ki sizin Ermeni mevkidaşınızla da belki bir görüşünüz olabilir. Böyle bir görüşme gerçekleştirilecek mi ve ne zaman olabilir? Çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görüşmelerin, özel temsilciler arasında görüşmelerin Türkiye'de ve Ermenistan'da olması konusunda özel temsilciler bir ön mutabakata varmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Paşinyan'la Prag'da yaptığı görüşmede bu liderler tarafından da teyit edildi. Dolayısıyla artık üçüncü ülkelere gitmeye gerek yok. Tabii özel temsilciler kendi arasında karar verecekler. Sürekli zaten telefonla da temas halindeler. Serdar Bey ve Rubinyan kendi aralarında kararını verecekler artık. Ne zaman Türkiye'de, ne zaman Ermenistan'da ya da ne zaman Ermenistan'da, ne zaman Türkiye'de. O toplantıda tabii Paşinyan'ın bazı teklifleri, önerileri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu önerileri özel temsilciler ve dışişleri bakanlarımız çalışsınlar ve bize sonuçlarını getirsinler, arz etsinler dedi. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı Paşinyan'ın da desteklediği bir öneriydi. Önümüzdeki süreçte önce özel temsilciler görüşür, sonra Dışişleri Bakanları olarak da bir araya gelmekte hiçbir beis yok zaten. Antalya'da biliyorsunuz
biz Mart ayında Ararat Mirzoyan'la de bir araya gelmiştik. İkili görüşmemizi gerçekleştirmiştik. Biz ikili, üçlü her platformda görüşmeye her zaman hazırız. Görüşlerimizi her platformda samimi, açık bir şekilde söylüyoruz. Biz Azerbaycan'la birlikte normalleşme konusunda samimiyiz. Dolayısıyla bu samimiyetimizin karşılık bulması da en büyük temennimiz. Ve böylelikle Güney Kafkasya'yı barış ve istikrar bölgesi yapabiliriz. Ama ikili dışişleri bakanları düzeyinde ikili görüşme konusunda henüz daha bir karar vermiş, ne zaman olacak, nasıl olacak bir karar vermiş durumda değiliz. Elbette söyledim, biz her zaman görüşmeye hazırız dedim. Bunda kaçınacak bir şey yok. Tamam, son soruyu senden alalım. Tanju, senin kuralları bozduk ama. Teşekkür ederim. Azerbaycan Report Haber Ajansı'nın Türkiye Bürosu'ndan. Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere Azerbaycan'ın büyükelçiliklerine bazı ülkelerde saldırılar oldu son dönemde. Bu zaman zaman Türkiye büyükelçiliklerinde de yaşanmıştı. Yani Ermenilerin ya da Ermenistan'ın yeniden terör taktiğine geçtiğini anlayabilir miyiz buradan? Ne gibi netice çıkarabiliriz? Şimdi Viyana Sözleşmesi gayet açık. Misyonların koruma yükümlülüğü ev sahibi ülkededir. Her ne kadar o misyonlar o misyon sahibi ülkeye aitse de, yani bina ve toprak, sonuçta korumakla mükellef olan ev sahibi ülkedir. Ve bu batılı ülkelerin bu tür saldırılara izin vermemesi gerekiyor. Gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Daha önce Londra'da biliyorsunuz Azerbaycan Büyükelçiliğine yine bir grup insan girdi. Radikallerin olduğunu söyledi Azerbaycan yaptığı açıklamalarda. O da kabul edilemez bir durum. Ne demek bir grup insanın Azerbaycan Büyükelçiliğine veya herhangi bir büyükelçiliğe girmesi? O ülke kimse, yani İngiltere'deki, Londra'daki için söylüyorum, İngiltere'nin gerekli tedbirleri alması gerekirdi ve polisin çok geç geldiğini öğrendik. Diğer taraftan bu saldırıların yapıldığı ülkelerdeki, şehirlerdeki sorumluluk da yine o şehir ve ülkedeki güvenlik görevlilerinin gerekli tedbirleri alması gerekiyor, göz yummaması gerekiyor. Viyana Sözleşmesi gayet açık. Herkes tabii gösteri yapabilir, görüşünü söyleyebilir, demokratik gösteri olabilir ama gelip misyona saldırmak demokratik bir gösteri değildir. Sonuçta Azerbaycan'la Ermenistan arasında ve Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmeyi, barışı istemeyen gruplar var. Diaspora var, Ermeni diasporasının bir kısmı. Hepsi için söylemeyeceğim bunu. Ama onlar işte bir taraftan sesi çok çıkıyor, bir taraftan da saldırgan bir tutum sergiliyorlar. Çünkü onlar için hava hoş, o ülkelerde rahat içinde yaşıyorlar. Ama bu Kafkasya'da Ermenistan'ın bugüne kadar izolasyonu veya diğer konularda da hiç umurlarında olmadı. O yüzden böyle nefretle yaşıyorlar diğer taraftan. Bir de tabii o bölgelerde, yani Ermeni diasporasının o fanatik olan kesmin de tabii dernekler için parasını da toplamaları gerekiyor. Onları motive edecek bir şeyler bulması gerekiyor. Ama bunun kendilerine de faydası yok. Ermenistan'a hiç faydası yok. Ve o ülke, o diasporaların bulunduğu ülkelerin yetkililerine de bu konuda telkinlerde bulunuyoruz. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar.